Efendim, herkese merhaba. Evde kaldığımız bu dönemlerde ben de birazcık kendi açımdan çok sevdiğim hobim olan müzik konusunda sizlerle bazı paylaşımlar yapmak istedim. Herkes beni genellikle turizm yönünden bilir. Turizmi çünkü içinde dışındayım, çok sevdiğim bir meslek ama aynı zamanda da yaklaşık bir 14 yıldan beri dünya müziği olarak Açık Radyo'da bir program yapmaktayım. Onun için dünya müziğiyle ilgili oldukça fazla etkileşimim var, merakım var. Çünkü seyahat etmenin bir şekilde aynı zamanda da müziği dinlemek, kültürü paylaşmak ve bu kültürel bağlamda da o ritimler içerisindeki öykülerin nasıl bir sonraki kuşaklara, yeni farklı kültürlere ulaşabileceğini ve ulaştığını gözlemlemek. Aslında bütün maksadım kendi kişisel merakımı bir şekilde gidermekti. Ama belli bir zaman içerisinde çok fazla bu konuda sorular gelince, insanlarda farklı meraklar da uyanınca ben de bu konuda kendimi daha bir geliştirmeye çalıştım. Tabii ki uzman değilim. Tamamen bunu bir hobi olarak yapıyorum. Keyifle yapıyorum çünkü müzik dinlemeyi çok seviyorum. Müzik bence herkesin öyle ya da böyle bir şekilde ucundan, köşesinden veya bir bütün olarak sahiplenmesi gereken en değerli unsurlardan bir tanesi. Şimdi bu ilk program diyeyim veya ilk sunumda diyeyim. Size çok değerli bir tane sanatçıyı tanıtmak istiyorum. Adı Davut Azat. Kendisi İran'dan geliyor. Çok fazla bilinen bir sanatçı değil. Çok fazla ön planda da olan bir sanatçı değil. Kendisi çok farklı ritimsel harmanlamalara giriyor. Ama daha fazla asıl yaptığı, en fazla ses getirdiği unsur Bach'ın bestelerini Fars, yerel kültürleriyle, ritimsel harmanlarıyla birlikte evlendirmesi ve harmanlaması. Bunun üzerine de oldukça güzel üretimler verdi. Çok fazla albüm çıkartan bir sanatçı ama albümlerinin arası da oldukça uzun. Çünkü her albümünde de ciddi anlamda bir araştırma yapmayı, bir tez boyutunda bunları geliştirmeyi oldukça seviyor. Açıkçası bize yansıttığı albümlerin içerisinde bir baktığınızda başından sonuna kadar bir epik öykü var. Bir araştırmanın sonucunda ortaya çıkartılan bir eser var. Şöyle demek gerekirse kendisi klasik İran ve tasavvuf müziğini çok ciddi anlamda bir araya getiriyor ve harmanlıyor. Sanatçımızın adı Davut Azat. Nasıl yazılıyor derseniz D-A-V-O-U-D Azad, D ile bitiyor. Bazen de U olmuyor, O olabiliyor. Kendisini en fazla dediğim gibi sevdiğimiz veya gündeme geldiği albümü Mevlana, Sufi ve Bach Divanı. Yani Sufizmle Bach'ı bir araya getiriyor ve buna bir divan olarak bizlere ulaştırıyor. İlk başta kendisini ben de yaklaşık herhalde bir 11 yıl önce mi ne keşfetmiştim. Çok değer verdiğim birisi bana CD'lerini vermişti. O da yani çok nadir bulunan kopya CD'lerdi. Çünkü İran'dan ancak öyle gelebiliyordu. Fiilen bizim aşina olduğumuz şekilde CD'leri basılmamıştı. Hala da aslında öyle basılan bir CD'si yok ama Spotify'da neredeyse bütün albümlerine ulaşabiliyorsunuz. Hatta şimdi bu videoyu kaydetmeden önce 2020'de daha yeni yani bir ay önce çıkarttığı bir albümü daha var. Şiddetle sizlere tavsiye ederim. Özellikle İran, divan, sufizm ve tabii ki bir de klasik müziğe meraklıysanız hepsini bir araya getiren bir sanatçı. Kendisi 1963 doğumlu, İran doğumlu.
özellikle folklorik Azeri tarzı üzerine uzmanlaşmış durumda. Tabii ki İran klasik müziğinden kendini geliştirerek Azeri müziğine uzanıyor. İranlı dememe bakmayın ama hayatının çoğunu Azerbaycan'da geçiriyor sanatçı ve oradaki bütün doğu ve batıdan gelen etkileşimlerle birlikte kendi müziğini yaratıyor. Çok ciddi bir kitlesi var aslında ama tabii ki ben çok ciddi bir kitle dediğimde popüler müzik gibi bir kitle beklemeyin. Dünya müziğinde çok ciddi bir kitle dediğimizde 1-2 milyon belki olabiliyor. Ama bildiğim kadarıyla Davut Azat'ın ulaşabildiği kitle sayısı yaklaşık 500-600 bin civarında. Dediğim gibi dinlemesi sizlere bir epiksel içerik veriyor. Onun için herkese hitap etmeyebilir. Ben her programımda da dediğim gibi dünya müziği aslında bildiğimiz yerel müzik. Yani Türkiye'deki pop müzik bile belli kitleler tarafından yerel müzik olarak algılanabilir. Amacı Anadolu'dan gelen ritimleri veya kökünden doğan ritimleri bir şekilde harmanlayarak veya direkt icra edildiği gibi başka kulaklara ulaştırmak diyebiliriz. Bir de şöyle bir tanım var açıkçası. Dünya müziği aslında veya etnik müzik oradaki müzik. Bizim çok fazla aşina olmadığımız müzikler veya çok fazla bilmediğimiz müzikler. Davut Azat'a geri dönersek kendisi özellikle tar, setar, kemençe, santur gibi yerel enstrümanlar çalıyor. Bunların hepsinde de bir virtüöz boyutunda tambur da çalabiliyor. Ve bunların hepsini de albümlerinde kendisi icra ediyor. Vokallerin hepsi kendisine ait. Tabii ki arada sırada farklı müzisyenlerle birlikte de etkileşime girebiliyor. Dinlediğimiz müzik, şöyle birazcık sesini açarsam size de. Mesela biraz tasavvur. Birazcık İran ritimleri. Aşina olduğumuz ritimler bu arada. Yani bize çok yabancı değil. Bu Davut Azat. Çok güzel bir sesi var. Kendisi 18 yaşında klasik İran müziği ile bir şekilde kendini yoğuruyor ve geliştiriyor. Ve bunun üzerine de setar, tambur, rabab, dab gibi enstrümanları çalmaya başlıyor. Okulunda da ciddi anlamda dikkat çekmeye başlıyor kendisi. Sanatçılığın çalışmalarının çoğu uzun ve derin enstrümanlar ve öyküler üzerine gidiyor. Asıl amacı Pers kültürü, Pers topraklarından yani İran topraklarından çıkıp gelen öyküsel ritimleri bir araya getirip hem kendi topluluğuna hem İranlılara hem de Batı kulaklara, yani biz oluyoruz Batı olarak baktığınızda, bizlere bunu güzel bir formatta sunmak. Anlamıyoruz çoğu söylediğini, tabii ki Farsça bilmediğiniz takdirde. Ama ben hep şunu derim, müziğin ulusal ve uluslararası bir dili var. Onun için müziğin ritimlerin içerisinde yatıyor aslında anlamları ve onlar size ulaşıyor ve onunla birlikte sizleri kavruyor. Her albümü müzikoloji tezi niteliğinde çok ciddi açıklamaları var kitapçıklarında. Bunlara ulaşmak da öyle kolay değil. Kendisini seven pek çok müzisyen olduğu için İngilizce olarak da bu kitapçıklarını çeviriyorlar. Yani o albümü neye atfen, neyi hedefleyerek yaptığını bizlere dile getiriyorlar. Müzik adamı diyebilirim kendisi için, müzikolog diyebilirim. Aynı zamanda o müzikle birlikte bir kültür elçisi olduğunu söyleyebilirim. Ve kendisi her bestesini de kendisi yapıyor. Başka bir yerden beste almıyor. Batı dünyasına çok yabancı olan bir müzik kulvarında kendisi aslında. Batı derken yani bizi bu araya bu kadar sokmuyorum çünkü biz yine bu müziklere birazcık aşinayız ama atıyorum Amerika'da veya Avustralya'da bu müziği dinleyen bir müziksever ciddi anlamda etkileniyor. Sanki çok farklı bir dünyadan gelen ritimlere açılmış durumdalar. Şimdi Azad'ın yaptığı müzik aynı zamanda Farsçayı da ön plana çıkartmak.
Farsçanın edebi boyutunu, öyküsel boyutunu da müzikleriyle birlikte harmanlamak. Ben dediğim gibi en fazla etkilendiğim albümü Sufi and Bach Divan veya Sufi ve Bach Divanı. Şimdi sizlerle konuşurken albüm olarak da neleri var onları size söylemek istiyorum. Oldukça eski, 2005'ten beri Pershing Sufi müzikle başlayan bir albüm var. İlk albümü kayıt olarak bu görünüyor. Parçaların çoğu çok uzun. Bu arada uyarayım. Yani 10 dakika, 8 dakika gidiyor. Tabii ki kısa parçaları da var ama genellikle bir divan üzerine gittiği için, bir Sufi ritmik harmanlamaya gittiğinden dolayı hemen başladım ve bitirdim olmuyor. Bir süreci oluyor bunun. Aynen gazellerdeki gibi, aynen kavvali müziğinde olduğu gibi hepimize o öyküyü başından alıp bir şiirle birlikte harmanlayarak bizlere ulaştırabiliyor. Sonra baktığımda 2005 tarihli başka albümleri de devam ediyor. 2010'a geçiyoruz. 2010'da Darbahar-e Omid Persian Traditional Music olarak çeviriyor Spotify ama Darbahar-e Omid diye bir albüm var ki Cemşit Muhabbi gibi bir şairin eserlerini bestelenerek bizlere ulaştırıyor. Ondan sonra da Azerbaycan'da yaşadığını söylemiştim. Azerbaycan'ın kültürel ritimlerini de harmanlayarak bizlere ulaştırdığı Nuri Mah adlı bir albüm var. O da oldukça keyifli. Ama benim en çok beğendiğim albümlerin başında Koy Eto adlı albüm var. 2010 yılında piyasaya çıktı. Piyasaya çıktı mı söylediğime çok fazla dikkat etmeyin. Fiilen gidip de raflardan alabildiğiniz bir albüm değil bu. Ancak internetten bulabiliyorsunuz veya belli Fars müziğini, İran müziğini paylaşan blogspotlar var. Oradan download edebiliyorsunuz. Bazıları paralı oluyor, bazıları ücretsiz olarak bunu verebiliyor. Veya işte İran'a giden eğer tur liderleriniz, arkadaşlarınız vesaire olursa onlardan talep edebiliyorsunuz. Onlar da genellikle kopya CD'ler olarak geliyor. Şimdi özellikle The Divan of Rumi and Bach, yani Bach'ın ve Rumi'nin Divanı adlı albümünden beni ciddi anlamda en fazla etkileyen parçalardan bir tanesini sizlere çalacağım. Ve böylelikle de bugünlük kısa olan bu videomuzu burada noktalayacağım. Parçamızın adı I'm the Spirit Moon. Bu aynı zamanda Prelude E Minor olarak da geçiyor. 7 dakika civarında, tabii hepsini size çalmayacağım. Şöyle dinleyelim. 2012 tarihli bir albüm. Yine Spotify bunu Persian Classical Fusion Music demiş. Yani füzyon müzik diyor. Burada neyi kastediyor? Rumi ile Bach'ı, yani Batı klasik müziği ile Rumi Sufi müziğini bir araya getirdiğini ve bundan dolayı da füzyon müziği olduğunu ifade ediyor. Umarım beğenmişsinizdir. Tekrar adını söylüyorum sanatçının. Davud Azat, yani Davud Azat aslında ama yazılışı D-O-U-D olarak gidiyor. Böyle gayet hoş. Çok rahat çalışabileceğiniz, keyif alabileceğiniz bir müzik. Evet. Dinlediğiniz için çok teşekkür ederim. Lütfen evde kalın. Her şey çok daha güzel olacak. Müzik de çok çok daha güzel olacak.